Türkiye'de solucan gübresi üretimini tüm resmi süreçlerini tamamlayarak yapan ilk birkaç firma arasında yer alan Ege Solucan Gübre AŞ'nin kurucusu Dimitri Laskin, yüksek organik madde değerine sahip solucan gübresi için en verimli koşulları Eko Gündem'de anlatıyor. Türkiye'de solucan gübresi üretimini organik sertifikası ve tüm resmi süreçlerini tamamlayarak yapan ilk birkaç firmadan Ege Solucan Gübresi Anonim Şirketi, Solitar markasıyla İzmir Menemen'de faaliyet gösteriyor. Ben pilotum. Benim meslek pilot. Türkiye'de pilot olarak geldim. Yani sivrisinek kontrol için, sonra hava ambulans şirkette çalıştım. Hani hep havacılık ama 4 sene önce iki arkadaş benden solucan istedi. Bulgaristan'da kaliteli solucan, orijinal Kaliforniya solucan olduğu için istediler. Ben de araştırdım. Gerçekten çok faydalı bir iş. Yani doğa faydası veren bir iş. Hoşuma gitti. Ben zaten doğa çok seviyorum. Ve havacılık yerinde, havacılıkla hala uğraşıyorum ama %10, %90 bütün gücümü solucanlara verdim. 100 bin solucanla küçük bir serada işe başlayan kurucu Dimitri Laskin bugün 30 milyona yakın solucana sahip. Menemen ilçesinde eski Foça yolu üzeri üretiyoruz. En doğal bir şekilde üretiyoruz. Makineler kullanmıyoruz. İşte gördüğünüz gibi yerde, yani solucanlar mutlu olduğu için kaçmıyorlar. Yani yataklar içerisinde kalıyorlar. Tabii ki mutlu olabilmek için verdiğimiz mama şartları, su, sıcaklığı çok önemli. Verimin 3 önemli unsuru doğru solucan, doğru mama, doğru üretim koşulları oluyor. Dünyada en az 50 çeşit solucan var birbirinize benzeyen. Türkiye'de kat çoğalabilirler.
28 kat. Ama bu nasıl oluyor? Mesela bir yatakta 100 solucan sayıcı olacak. Ortam 15 derece, işte nem, ışık, her şey düzgün olacak. O zaman 3 ay içerisinde 100 solucan koyarsanız 2800 solucan çıkacak. Fuarlara katılıp solucan gübresinin faydalarını anlatan Dimitri Laskin, prensip gereği üretim izni ve sertifikaları tamamlamasının ardından satışa başlıyor. Ben hiçbir gram gübre 4 sene içerisinde satmadım. Çünkü bütün izinler almadan ben yani merdiven altı üretici olmak istemedim. Üretim izni, ondan sonra organik sertifika, ondan sonra lisans ve tescil. Şu anda her şey mevcut. Bütün sertifikalarımızı aldık. Tarım Bakanlığı sayfasından orada görünebilir. Şu anda 4 şirketiz. Yani hem tescil, hem lisans, hem organik sertifika ve üretim izni alanlar. Gübrenin siyaha yakın rengi organik madde miktarının da göstergesi oluyor. Laskin, ürettiği katı ve sıvı solucan gübresinde Tarım Bakanlığı'nca tescillenen organik madde oranını gururla ifade ediyor. %43 organik tescilli organik maddemiz var. Sıvı gübrede de %12 tescilli sıvı gübrede üretiyoruz. Özel bir teknolojiyle, Rus üniversiteden satın aldığımız teknoloji ile üretiyoruz. Katı gübre toprakta uzun vadede kalıcı etki yaratırken sıvı gübre kısa vadede verim artışı sağlıyor. Katı gübre uzun vadeli bir yatırım. Sıvı gübre ise hem topraktan damlama ile verebilir hem de yapraktan püskürtme ile verebilir. Yani çift taraf bitki hem kökten hem yapraktan beslenebilir. Ve bunu bir hafta içerisinde sonucu çiftçi görebilir. Dimitri Laskin, organik maddece zengin katı ve sıvı solucan gübresinin toprak için önemini şöyle izah ediyor. Yıllarca sadece kimyasal gübre kullanınca toprakta kalıntı yani oluyor. Çünkü bitki %100 kullanamıyor kimyasal gübre. Hatta yani bildiğim kadarıyla %30 kullanıyor. %70 toprakta kalıntı olarak kalıyor. Şimdi yavaş yavaş bu kimyasal gübreler toprağı öldürmüşler. Şimdi tekrar toprağı canlandırmak için organik maddeye ihtiyacı var. Yani canlı bir şey, organik madde. O da solucan gübresi en iyi, dünyada tek %100 kabul edilen organik gübre. Sıra geliyor solucan gübresinin toprakta ve üründe yarattığı değişimi konuşmaya. Biz ilk önce zeytin ağaçları denemeye başladık. Çok başarılı olduk. Yani bizim örnek çiftliğimiz var. Orada her sene o cins zeytin bir sene veriyor, bir sene vermiyor. Solucan gübresi kullanıcı her sene veriyor ve lezzet, aroması orijinal. Biber, domates denedik Manisa bölgesinde. Orada çok güzel bir sonuç aldık. Mesela uygulamadığı yerler kurudu. Deniyoruz şu anda bazen belediyelerle çim ve işte süs bitkiler için. Şu anda bayağı güzel bir sonuç aldık çimlerde. Her üründe kullanılabilir. Bitkiye göre farklı bir dozaj var. Zaman ve dozaj. Firma solucan gübresi yatırımı yapmak isteyenlere de destek sağlıyor. Biz hem solucan verebiliriz, tesis kurmak, makineler, sonra sertifikalar alabilmek için destek oluyoruz. Sonra ürettiği ürün de biz satın alabiliriz. Market yani piyasa bulamıyorsa biz satın alabiliriz. Solucanların yer altının doğal filtresi olduğunu dile getiren Dimitri Laskin sözlerinin sonunda çevre vurgusu yapıyor. Kleopatra solucanları kutsal hayvan olarak ilan etmiş. Çünkü onlar yer altı doğal filtresi. Dünya kuruyalım ve yeniden eskisi gibi güzel, doğal, katkısız bir yaşam olsun.